ben 82'de beni İstanbul'dayım. Yani hiç sıkıntı yok. Eskiden sıkıntı vardı, şimdi hiç sıkıntı yok. Çok gelişmiş bir yer değil. Burada internet sorunu var, tapu sorunu var. Vatandaşın sorunu var yani, yok diye. Ufak tefek var ama son derece memnunum. Fakat burada gençliğe yönelik hiçbir şey yok. Çocuklara yönelik hiçbir şey yok. Uyuşturucu bu memleketi almış başını gitmiş. Evet efendim, bugün Beylikbağ bölgesindeyiz. Sedef TV ekranlarını Beylikbağ esnafına, Beylikbağ'ında yaşayan vatandaşlara açtık. Bakalım bu bölgede yaşayan insanlarımız, vatandaşlarımız bu güzel havada neler konuşacak, neler söyleyecekler. Gebze'nin Beylikbağ en geri kalmış mahallelerinden bir tanesi. Maalesef pandemi döneminde olsun, daha öncesinde olsun hiçbir şekilde devlet büyükleri hizmet vermedi belediye. Tapu sorunları var. Yavuz Selim'in, Hürriyet'in, Ulus'un, 7 mahallenin. Ve daha çok ilgilenilmesini istiyorum Gebze yerel yönetiminin bu hani Beylikbağ ile. Evet, bir esnaf olarak hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz bu bölgede? Esnaf olarak da şu son dönemde pandemiden dolayı hani saatlerimiz kısıtlı. Yani ekonomik durumlarımız iyi değil, geçinemiyoruz. Çünkü kredi kartlarımızı ödeyemiyoruz. Ondan sonra çekimizi, evrağımızı ödeyemiyoruz. Toptancılarımıza yetişemiyoruz. Açılış saati sabah 7, akşam 5-6 gibi. Yani iftardan önce oluyor. O yüzden de biz yani iş yapamıyoruz. Yani mağduruz. Kıraathanemiz var. İşte lokantamız var, pastanemiz var. Bu tarz yerler yani esnafımızın kapalı. Sıkıntılarımız var yani esnafın. Yani sifte yapmadan eve gidiliyor. Devlet büyükleri mutlaka destek vermeli yani. Mustafa Kılıç, 1987'de geldim. Evet. 35 senedir buradayım aşağı var. Evet. Bu bölgede yaşarken nelerden sıkıntı çekiyorsunuz? Elektrik, su, telefon, altyapı, internet. Ufak tefek var ama son derece memnunuz. Yani hükümetimizden, belediyemizden son derece memnunuz. Ufak tefek olabilir tabii. Evet, ufak tefek neden? Hangi sıkıntılar yaşıyor? Ya ufak tefek sokaklarda çarşamba günü trafik tıkanıyor burada. Evet. Burada başka bir sorun yok yani, ben öyle biliyorum. Evet. Çarşamba günü burada bir trafik var. Başka yok. Evet, çocukların eğitimiyle, internetle ilgili sıkıntı var mı bununla? Ufak tefek var ama o kadar denecek kadar yok. Kerim Gül Erzurum. Evet, kaç yıldır bu bölgede yaşıyorsunuz? Ben 82'de beni İstanbul'dayım. Yani hiç sıkıntı yok. Eskiden sıkıntı vardı, şimdi hiç sıkıntı yok. Bak şimdi şu anda sıkıntı yok. Yani şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cumhurbaşkanı geldi, rahmetli Özal geldiği zaman okul yoktu. Ben cahildim, bak okumadım, okul yoktu. Özal'ın zamanında okul yapıldı, yollar yapıldı. Elektrik köye geldi bir. Ondan sonra o öldüğü zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geldi. Allah başımdan esik etme. Şu anda abi Türkiye'de abi hiçbir şey sıkıntı yok. 35 yıldır burada ikamet ediyorum. Beylikbağ'ındaki oturduğumuz esnaflarda bize burada da yeni bir dükkan açtık kendimize yer has. Hasbihalde böyle devam ediyoruz. Sorduğun sorulara cevap verirsek internet sıkıntımız var. Beylikbağ'ında da Gebze'nin en hücra köşelerinden bir tanesi. Bakım yok, hizmet yok. Elektrik kesintisi yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz. Mesela dün pazar günü gitti. 3-4 saatte bir geldi. Yani bilgi vermeden ansız bir kesintiler oluyor. İnternet zaten başlı başına bir sıkıntı burada. Hizmet verilmiyor internet üzerinden. Esnaf olarak da yani burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani çok üç tane köşe olduğu için kimse bizden ilgilenmiyor. Yüksel Çiftçi, Gebze Hürriyet Mahallesi'nde oturuyorum. Bizim oradaki sorunumuz doğalgaz sorunu vardı. Yani 87'den beri Gebze Hürriyet Mahallesi'ndeyim. O da yeni başlandı ama yani bir an önce bitmesini istiyoruz. Bir de internet için altyapımız yok. Çocuklar yani şu anda uzaktan eğitim yapıyorlar. Yani faydalanamıyoruz yani. Bunların bir an önce altyapısının filan işte doğalgazımızın gelmesini istiyoruz arkadaşım. Peki size tapular verilecek. Bu bölgedeki sıkıntılardan bir tanesinde geçmişe yönelik uygulanan faizler olduğunu biliyoruz. Evet.
Bu noktada ne söyleyeceksiniz? Ya tapular verilmeye başladı ama bahçe tapusu veriyorlar çalılık olarak vesaire. Ben de tapumu aldım ama... Kaç yani, metrekare yeriniz var? Ne kadar para ödeyeceksiniz? 255 metre yerim var. 125 milyar para yatırdım peşin olarak. Taksit yatırsaydım 181 bin lirayı buluyordu. Yani biraz da fazla aşırı buluyoruz yani. Çünkü 87 senesinden beri tapu tahsis bölgemiz de vardı. Geçersiz sayıldı. Yani bu konuda da yani biraz rahatsızım ben şahsen yani. İnternet altyapısının bir an önce yapılmasını istiyoruz. İşte doğalgazın böyle yani. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Erzurumluyum. Yaklaşık 40 senedir de bu memleketteyim. Gebze Beylikbağı'ndayım. Burayla ilgili yani çok büyük problemler var. Belediyenin çalışmaması, yol, gençlik projeleri, insanların vakit geçirebileceği yeşil alanlıklar, çocukların zaman geçireceği yeşil alan parklar. Bunların hiçbirisi 40 senedir yok. 40 senede değişen şeyi söyleyeyim size. Bu dükkanların sahipleri değişmiştir belki. Bu cami yıkıldı, şu okul yapıldı. Vardı zaten, yerine yaptılar. Değişen başka hiçbir şey yok. Şimdi şu var aslında, yani orta yolu bulamadık. Bir taraf diyor ki hiç sıkıntı yok, bir taraf diyor ki çok büyük sıkıntı şimdi var. Şimdi sıkıntı yok diyenlerin çoğu hep yaş ortalaması 50'nin üstüdür. Şuradaki gençlere bir bakalım. Bakın hepsi bir arada. Bunu gençlere sorun. Yani zaten onlar emekli olmuşlar, belli bir şeye gelmişler, yaşa gelmişler, emekliliğini kenara koymuşlar, burada vakit öldürüyorlar. Ya bir hayat standartları var diyor. Var ama şimdi bugünün gençlerinde işsizlik, uyuşturucu, ondan sonra bu kızlar için de böyle. Bunun, buranın en büyük problemi de bu. Gençlik adına yapılan hiçbir şey yok. Peki bu bölgede uyuşturucu olayı... Bir şey söyleyebilir miyim? Buradaki... Dayılarımıza sorun, çocuklarına. Çocukları ne iş yapıyormuş, nerelerde zaman geçiriyormuş, bir de onu sorun. Bu kendi haliyle kendine göre değerlendirirsen, ben de derim benim de işim tıkırımda. Benim de evim var, bir problem yok yani. Fakat burada gençliğe yönelik hiçbir şey yok. Çocuklara yönelik hiçbir şey yok. Uyuşturucu bu memleketi almış başını gitmiş. Bunları görmüyorlar mı? Görmezler tabii. Çok gelişmiş bir yer değil. Burada internet sorunu var, tapu sorunu var. Vatandaşın sorunu var yani, yok değil. Evet, sağlıkla ilgili sıkıntı var mı mesela? Sağlıkla ilgili sıkıntı var. Mesela mesai sonrası diyelim ki iğne yaptıracaksınız, evet. Nereye gitmek gidiyorsunuz? Ya sıkıntı var, işlem yapılmıyor yani. Evet. Zorluk çıkarıyorlar. Ulaşacağımız yere ulaşamıyoruz. Yardımlarda ayırma var. Yani şu vatandaşları. Siz emekli misiniz, çalışan mısınız? Emekli değilim ben. 79'dan burada sigorta var, çam diktim, girişim var ama evet. Emekli olamadım. Evet, hala. Şu an çalışıyor musunuz bir yerde? Yok, çalışmıyorum. Evet. Bazen memlekete gidiyoruz köye. Kışın buradayız. 1994 yılında biz de Giresun'dan bir göçle buraya geldik. Yaklaşık 26 yıldır buradayım. 21 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Yaklaşık 4 tane sivil toplum örgütünde faal olarak Esnaf Sanatkarlar Odası, Galeciler Derneği, Giresunlu İş Adamları Bürokratlar Derneği ve AK Parti'de 30. sıra meclis üyesi olarak vatandaşımıza hizmet etme yolunda devam ediyoruz. Dediğiniz gibi 2009 ve 2011 yıllarında iki dönem Beylikbağ Spor Kulübü'nde başkanlık görevini ifa ettik. O gün gençlerimize çok önem verdik. Bugün de semerelerini, meyvelerini topluyoruz. Bölgemiz varoş diye tabir edilen daha ekonomik olarak, toplumsal olarak çok gelişmemiş bir bölgedeyiz Beylikbağ olarak. Ama yavaş yavaş o aradaki mesafeleri kapatıyoruz. Allah'ın izniyle Yavuz Selim ve Hürriyet mahallemiz, iki mahallemiz var. Onların da imar sorunlarıyla alakalı başkanımız Zinnur Bey en kısa zamanda 2021'in sonuna kadar bu meseleyi de halledip bu sıkıntıları ortadan kaldıracaktır. Buna inancımız tamdır. Beylikbağ bölgesi 7 mahalleye biz Beylikbağ bölgesi diyoruz. Hızlı bir şekilde Gebze'ye entegre olarak büyümeye devam edecektir. Peki. Bir türlü hem Hürriyet Mahallesi veya Söylim bölgesinde oturan insanlar, alt tarafımız Beylikbağ, orada imara açık ama buranın imara kapalı olması o bölgeyi de etkiliyor. Yani şöyle düşünelim,
Bu bölgenin, Gebze'nin en güzel caddelerinden biri Yaşarodağ Caddesi. Hem mesafe olarak, uzunluk olarak, genişlik olarak. Yolun alt tarafı tamam, imarı geçmiş, devam ediyor ama yolun üst tarafında sıkıntı var. Yapılaşma olmadığı için iş yerleri eksik, az. Ne oluyor bu defa? Buranın insanları isteklerini veya almak istediği bir şeyi burada bulamadığı için Gebze'ye çıkmak zorunda kalıyor. Yani buranın parası burada kalsa biz kendi kendimize yeteriz. Buranın gelişimi daha da hızlanır diye düşünüyorum. İnşallah onu da işte bu yılın sonunda imar geçer. En kısa zamanda da dönüşümü burada hız veririz. Burası da 21. yüzyılda metropol bir şehir olan Gebze'mize yakışır bir belde olur diye düşünüyorum. Şimdi pandemiden dolayı biliyorsunuz internet, ben Gebze'de oturuyorum, Gebze'deki evime internet alamadım. Böyle bir sıkıntı var. Burada tabii ki altyapı sorunları, üst yapı sorunları, en nihayetinde bugün iki göz gecekonduda oturan, aynı tuvalette banyo yapan insanlarımız var. Tabii ki bu bugünün sorunu değil. Bak şimdi ben bugünün sorunu olup da bugünkü hükümete veya bugünkü belediye başkanımıza atıfta bulunmuyorum. Bu birikmiş, bugüne kadar birikmiş sorunların tamamı bugün ortaya çıkmış. Ve de biliyorsunuz yüksek şehir plancısı yeni belediye başkanımız Zinnur Bey bu işi de zaten çözerse bunun çözeceğine inanıyoruz. Ve de bu başkan çözecek bu işi. Başka da çözülecek gibi değil. Burada 10 ev varken bu sorun çözülmemiş. 100 ev varken bu sorun çözülmemiş. Bugün burada 10 bin ev var. 10 bin hane var. Yani sorun ne yapmış? Yuvarlanmış, yumak haline gelmiş. Artık çözülemeyecek bir hale gelmiş ama başkanımızın hem bilgisine, birikimine güvenerek bu yılın sonuna kadar bu işi çözeceğini, Hürriyet Mahallesi'nde artık dedim ya 21. yüzyılda tuvalette banyo yapan insanlar kalmayacağını, metropol bir şehire yakışır, artık buradaki insanların da şehir hayatına entegre olarak yaşayacağına inancımız tam. Şimdi kimseye sormadığım bir soru soracağım size. Beylikbağ Spor Modeli. İki dönem kulüp başkanlığı yaptınız. Evet. Kocaeli'de değil, Türkiye'nin birçok kulübünde işte kasada para yok. Belki de çok borçlu kulüpler var amatörde. Beylikbağ Spor amatörde hem mücadele ediyor, hem başarılı, hem de kasasında para oluyor. Buradan amatör spor kulüplerine bu modeli çok kısa anlatır mısınız? Şimdi ben biraz daha başına gideyim olayın. 2007 yılı Orhan Aydın başkanımız, sahanın yapılmasında çok büyük emekli olan Orhan Aydın, İrfan Orhan Aydın başkanımız geldi. Bizi yönetime davet etti. İki dönem yönetimde beraber çalıştık. Bir dönemde başkan yardımcısı yaptıktan sonra bizi başkanlık görevine layık gördü arkadaşlar. Ama ters giden bir şey vardı. Ben hayatta hangi toplumda veya hangi oluşumda olursam olayım, bir şeyler hep aynı gelişi güzel gittiği zaman beni rahatsız eder. Ben orada bir şeyi imza atmam lazım veya bir şeylerin değişmesi lazım. Yani olduğun yerde varlığını hissettirmen lazım. Bir dönem bu şekil geçti. Dipsiz bir kuyu. Parayı topluyoruz vatandaştan, yönetimden, topçulara para ödüyoruz, alıyoruz, süper amatördeyiz. Paralar gidiyor, yine boş. Dedim ki bu böyle olmalı. 2-3 arkadaş oturduk, değerlendirdik. O gün karar verdik, kulübü Beylikbağ Spor Kulübü'nü süper amatörden çekip tamamen alt yapıya dönmek. 5 yıl sonra yetiştirdiğimiz bu bölgede, çünkü nüfus oranı çok. Yani filizimiz çok. Amaç bu filizleri ortaya çıkarmaktı. 5 yıl sonra dedik biz çocuklarımızla daha iyi yerlerde 1 lira harcamadan yine süper amatörde top oynayacak bu takım ama en azından 1 lira para harcamadan kendi öz değerlerimizle yolumuza devam ederiz dedik. Böyle bir karar aldık. Takımı ligden çektik. Bu ne demek? 7 mahallenin göz bebeği. 5000 taraftarla kendi sahasında, 2000 taraftarla deplasmanda müsabaka yapan bir bölgenin, futbolu çok seven bir bölgenin süper amatördeki takımını ligden çekiyorsun. Kocaeli Süper Kupası'nı da almıştın değil mi? Tabii, o dönem biz 6 tane kupa aldık. Derince Bal Ligi'ndeydi. Derince'yi yenerek Kocaeli'nin Süper Kupası'nı, Valilik Kupası, tüm kupaları o dönem getirdik. Ama yine dedim, yani kısa vadeli planlar bunlar. Biz uzun vadeli Beylikbağ Spor Kulübü'nün, artı Beylikbağ'ında, Gebze'de yaşayan gençlerimize örnek bir oluşum yapalım dedik.
tamamen süper amatörden takımımızı çekip altyapıya döndük. Bunu neden yaptık? Bir koltukta iki karpuz taşınmıyor. Çok büyük maddi geliri olan kulüpler değil. Şu anda Gebze'de de aynı. Biz bu hareketi yaparak futbol okulundan kazandığımız paranın tamamını gençliğe, altyapıya yönlendirdik. Buranın çamurunu çiğneyen bir insanım. Onun için çok mücadelemiz oldu. Allah millete, memlekete hayırlı şeyler versin. Bu hastalığı başımızdan def etsin inşallah. Çünkü insanın hayatı sağlıkla olur. Dünyada iki şeyi çok önemserim. Bir, sağlık. İki, aile huzuru. Burada sağlık olmayınca, huzurumuz da olmaz. Efendim, yaptığımız şeylerden fayda da göremiyoruz. Çünkü yaptığımız işi huzurla yapamadığımız için rahat edemiyoruz. Peki Niyazi amca, evet. Şu anda bu yaşadığınız bölgenin size göre en önemli sorunları neler? Elektrik, su, altyapı, telefon, internet, ulaşım. Şimdi ulaşım had safhaya düşmüş yani. Birinci sorun bu. Ulaşım yok. Bir, iki, altyapısı tamamen çürümüş. Zaten yapılan kümplerle beraber onlar da çürümüş. Evet. Çürümüş. Şimdi çok yerler tıkalı. Yani zorla gidiyor şeyler. Onun için sağlık bakımı herkese, her şey sorun. Çünkü burası artık bu yükü kaldıracak bir şey istiyor. Yani bir altyapı istiyor. Ve burada kentsel dönüşüme mutlaka geçilmesi lazım. Mutlaka geçilmesi lazım. Benim istediğim bu. Çünkü kentsel dönüşüm olduğu zaman ne olacak? Parkı olacak, okulu olacak, camisi olacak, efendim siteler olacak. Dolayısıyla beraber insanca yaşamayı öğrenmemiz lazım. Beylikbağ bölgesindeydik. Beylikbağ bölgesinin esnaflarını dinledik, vatandaşları dinledik. Kimisi çok iyi şeyler söyledi, kimisi de sıkıntıların fazla olduğunu söyledi. Beylikbağ esnafının gerçekten önemli görüşleri oldu. Hedef TV ekranlarında oldukları için onlara teşekkür ediyoruz.